Dostlar selam. Çetaş Peugeot Büyükçekmece'deyiz ve yanımda da gördüğünüz gibi yeni makyajlı 2008 var. Bugün 2008'in öne çıkan 6 önemli özelliğini sizinle paylaşacağım. Ama öncelikle tabii ki Çetaş'a bir teşekkür etmek istiyorum bu aracı bize sağladıkları için. Şimdi binelim araca, yola çıkalım. Biraz aracı tanımış olalım hem. Çok büyük değişiklikler yok belki sürüş karakteri olarak ama yolda biraz aracı tanıyalım ve sonrasında da bir yere yerleşelim ve o 6 önemli özelliği sizinle paylaşayım. Hadi buyurun. Evet, muhteşem bir manzaranın kucağına geldik. Burası Durusu, yani Terkos Gölü'nün kıyısı hemen ve gördüğünüz gibi inanılmaz güzel bir doğanın içindeyiz. Ve şimdi işte 2008'in o 6 önemli özelliğinden bahsedeyim. Tabii ki birinci sırada hiç kuşkusuz yeni tasarım var. Tasarımda değişiklikler. Bu otomobili abisi 3008'e biraz daha yaklaştırdı. Hatta B SUV olarak bildiğimiz bu otomobil neredeyse C SUV formunda bir görüntüye büründü. Peki tasarımda ne gibi değişiklikler oldu? Hiç kuşkusuz hepiniz de fark etmişsinizdir. Burada eskiden aslan dişi denilen dikey tek bir gündüz ışığı vardı. Şimdi 3 tane aynı şekilde dikey ışık var ve buna artık aslan dişi değil, aslan pençesi izi deniyor. Makyaj panjurda da değişikliğe neden oldu tabii ki. Yine tampondaki alt ızgarada da değişiklik oldu. Panjurun en önemli değişikliği tabii burada farın devamı olarak şuraya böyle ne bileyim bir kesere benzer böyle yatay olarak gelen ve magnezyum rengindeki bu dekoratif parçalar oldu. Buradaysa eskiden dikey dikey iniyordu. Yine dikey iniyor gerçi ama ortaya doğru böyle bir toplaşma var. Onda tam dikey iniyordu. Burada böyle açılı açılı geliyor. Orta daha küçük, kenarlardaki daha büyük şekilde. Bu da yeniliklerden bir tanesi. Ve tabii en önemli yenilikse yeni Peugeot logosunun artık 2008'in ön cephesini de süslemesi. Ve şimdi arkaya bakalım, arkada da küçük bir değişiklik var. Arkada büyük bir değişiklik yok tabii ki ama dekoratif bir değişiklik oldu. Yani biçimsel değişiklik yok. Birazcık iç tasarımlarda bir değişiklik var. Eskiden bu stop lambalarının içinde böyle öndeki gösterdiğim gibi üçlü böyle cırmık izi, yani aslan pençesi izi vardı. Onlar şimdi gitmiş, öne taşınmış diyelim daha doğrusu. Ve buraya böyle 6 tane yatay çizgi şeklinde ışıklar yerleştirilmiş. Bu bir yenilik. İkinci önemli özelliği ise artık başka markalarda bulamadığımız, göremediğimiz ama Stellantis modellerinde devam eden bütün motor seçeneklerinin aynı kasada bulunması. Yani 2008'i hem benzinli, hem dizel, hem de elektrikli olarak almanız mümkün. Bahsedilmeye değer üçüncü önemli özellikse hiç kuşkusuz dışarıdaki tasarım gibi içerideki tasarımında çok dikkat çekici ve özgün olması. Bunun en önemli parçasıysa burada dijital 3 boyutlu bir gösterge panelinde yer aldığı iCockpit tasarım. Ve burada yine 10 inçlik bir multimedya ekran var ki bu artık sadece GT'de değil, en alt paketten GT paketine kadar hepsinde bütün 2008'lerde yer alan bir multimedya 10 inçlik ekran. Ve tabii ki malzeme kalitesi, buradaki karbon efektleri ama bu karbon efektlerinin bile yumuşacık olması, yukarıda dikişli parçalar, malzeme ve işçilik kalitesi açısından da iç mekanın bir B segment otomobilden
daha fazlasını sunması da dikkat çekici. Makyajla birlikte iç mekanda değişen en önemli ayrıntı ise burada eskiden joystick şeklinde bir vites kolu vardı. Artık o vites kolu yok makyajdan sonra ve burada bir switcher var. Yani küçük bir düğme ile vitesleri değiştiriyorsunuz ama viteste bir değişiklik olmadı. Yani dördüncü en önemli özelliğimiz ise bu aracın 8 ileri kademeli tam otomatik bir şanzımana sahip olması ki bu şanzıman sadece Stellantis modellerinde var. Çok şanslılar. Bu otomobilde 2008'de panoramik bir cam tavan var. Hem de açılıyor üstelik. Yani sunroof özelliği olan bir panoramik cam tavan bu otomobilde var. Ve şimdi 6. önemli özelliğini sürüş sırasında söyleyeceğim ki çok önemli bir özellik. Otomobilin en önemli özelliğini 6. ve son sıraya bırakmıştım. Şimdi onu da sürüş sırasında anlatıyorum arkadaşlar. Otomobilin en önemli özelliği tabii ki hiç kuşkusuz yüksek güvenlik seviyesi. 5 yıldızı Euro NCAP'ten kapacak düzeyde bütün güvenlik ekipmanları bu araçta var. Üstelik GT modelinde Level 2 yani ikinci seviye otonom sürüş sistemi de var. Şimdi bunu devreye alacağım ve siz de izleyeceksiniz. Evet, şu anda devreye aldım. Birazcık da hızımızı artıralım. Ve direksiyonu bırakıyorum. Ama direksiyonu bir süre sonra diyecek ki tut. Ve şu anda mesela 113 kilometrede gittiğimiz halde kendi sürüşünü kendisi gerçekleştiriyor. Fakat direksiyonu tutmamı bana söylüyor. Ara ara direksiyona dokunmam gerekiyor ama böyle bıraktığımda da gördüğünüz gibi kendisi gidiyor. Şimdi ileride araçlar var. Bakalım frenlemesini ve gazını kendisi yapacak mı onu da göreceğiz. Evet şimdi yaklaştık. Gördüğünüz gibi 115 km hızda giderken hızını 103 km'ye kadar düşürdü. Hatta şu anda 101 km'ye düştü. Yani hızını azaltıyor. Frenlemeden de hızını azaltıyor. İyice yaklaştığımızda da kendi frenini kendi yapacak. Bakın 97'ye 95'e kadar düştü. Çünkü öndeki aracın hızı bu seviyelerde olduğu için. Peki biraz hızlanalım. İyice yaklaşalım. Kendi frenini nasıl yaptığını da görelim. Bakın gördüğünüz gibi şimdi fren yaptı. Biraz daha hızlanalım, iyice yaklaşalım. Evet, bakın. Tamamen fren yapıyor. Ve öndeki araç biraz açıldı gördüğünüz gibi. Bu da şimdi hızını artıracak. Hatta şöyle yapalım. Boş şeride geçelim. Bakın hemen hızını artırdı ve yoluna devam edelim. Evet arkadaşlar, bu otomobil bir B segmenti olmasına rağmen yarı otonom sürüş sistemi de var ve gayet de başarılı çalışıyor. Evet dostlar, yeni 2008'in en önemli 6 özelliğini sizlerle paylaştım. Peki siz bu otomobili nereden, kimden ve hangi paraya alacaksınız? Onun cevabı da zaten belli gördüğünüz gibi. ÇETAŞ.
ÇETAŞ'ın Büyükçekmece, Çorlu ve Kocaeli showroomlarına gelerek aracı inceleyebilirsiniz, test sürüşü yapabilirsiniz. Hadi hoşça kalın.